Live TV stüdyolarından hepinize merhaba değerli izleyiciler. Bugün yine sizlerle birlikte önemli bir konuyu ekranlarınıza getiriyoruz. Çağımızın önemli bir sağlık sorunu, obezite. Beslenmeyle ilişkili olarak da görebildiğimiz obezite, aynı zamanda bazı metabolik hastalıkların da devamı olarak karşımıza çıkabiliyor. Çocuk, erişkin, yaşlı, herkesi yakından ilgilendiriyor. Ve stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Bu konuda uzmanlığını almış ve bizi değerli bilgileriyle aydınlatacak Sayın Nazal Bardak. Hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Beslenme çok önemli. Çünkü kesinlikle. Bunda yapacağımız yanlışlar bizi ya beslenme bozukluğuna götürüyor ya da çok yediğimiz için o kadar güzel yiyecekler var ki artık reklamlarda, işte restoranlarda, gurme bilimi çok ilerledi. Bizi çekiyor ve biz obeziteyle mücadele nasıl edeceğiz bilemiyoruz. Hatta bugünlerde gene bir yazı var. Biliyorsunuz ünlü fizikçi Stephen Hawking'in bir demeci olmuş. Hı hı. 21. yüzyılın en önemli hastalıklarından, sağlık sorunlarından biri obezite. Peki biz şöyle başlasak. Beslenme. Beslenme nedir? Normali nedir? Biz ne yapıyoruz da bunu aşıyoruz? Öncelikle şunu söyleyelim. Sizin de bahsettiğiniz gibi beslenme hem bir ilaç kadar tedavi edici de olabiliyor. Hem de bir sağlığımızı bozacak risk faktörü olabiliyor. Bizim bunu nasıl kullandığımız çok önemli. Beslenme aslında besinleri kullanma yöntemlerimiz. Ama birçok besin var. Hangisini ne miktarda, hangi oranda kullanıyor olmamız önemli. Biz sağlıklı ve dengeli beslenme diyoruz. Evet. Tüm besin gruplarına yer vermekten bahsediyoruz. Tabağımızı dörde bölmekten bahsediyoruz. Süt ve süt ürünlerini her öğün almak, ki bunu yoğurt veya ayran, sebzeyi her öğün tüketmek, pişmiş bir sebze yemeği olabilir, salata olabilir, et grubuna yer vermek ve mutlaka karbonhidrat grubuna yer vermek. Yani yapılan belki de en büyük yanlışlardan birisi, obeziteden korkuyoruz, obeziteden kendi başımıza savaşmak istiyoruz. İşte ekmeği kestim artık, yok böyle bir beslenme. Tek tip beslenmenin her noktada zararlarından bahsediyoruz ve mutlaka az az ve sık sık beslenme profilini öneriyoruz. Tüm bunların herhangi birinin eksikliği aslında yanlış beslenme, obeziteye neden olabilecek veya sağlık sorunlarına neden olabilecek beslenme diyebiliyoruz. Belki beslenmeyi çok fazla yerden okuyoruz, çok fazla kaynaklardan ulaşabiliyoruz. Çok değişik kaynaklar var gerçekten ve tabii bunların bazıları biraz yanıltıcı olabiliyor. Ters olabiliyor. Ters olabiliyor değil mi? Her organizmaya göre aslında beslenme farklılığı var. Tabii ki var. En az yani parmak izimiz kadar kişisel olduğunu savunuyoruz. Biz her kişinin beslenme profilinin bir başkasıyla aynı olmayacağını. Yani düz kurallarımız evet var ama bizim yaşam şeklimiz, cinsiyetimiz, şu anki kilomuz, yaşımız, fiziksel aktivite yapıp yapmamamız, herhangi bir rahatsızlığımızın olup olmaması, bunların hepsi aslında belirleyici faktörler. Bunların hepsini masaya yatırıp ondan sonra. Tabii ki yani biz bir beslenme önerisinde bulunurken bu kişi herhangi bir sağlık sorunu var mı? Teşhis almış mı? Bir ilaç kullanıyor mu? Fiziksel aktivitesi var mı? Gün içerisinde gününü nasıl geçiriyor? Öğünlerini kaçta yiyor? Mesela gazeteleri açıyoruz. Gece akşam 7'den sonra yemek tüketmeyin. Peki ben gece çalışan birisiysem? Belki ben hani güne öğlen başlayıp geceyi çok geç bitiren birisiysem bu kural benim için o zaman geçerli olmuyor. Ki. Yani evet düz kurallarımız var belki ama bizim beslenme şeklimiz bizim kurallarımıza, bizim yaşam şeklimize adapte edilmiş olmalı. Evet. Ta benim öğrencilik dönemlerimden beri hep şunu duyarız. Yeterli ve dengeli beslenme değil mi? Kesinlikle. Her şeyi aslında her şeyden yiyebilme ama bunu yeterli miktarda ve dengeli olarak. İki noktada çok hala, önemli. Hala değil mi? Kesinlikle. Bu yoldan yani çıkıyoruz. Hem aldığımız besinin ne olduğu, bir de bu aldığımız besinin ne kadar, hangi miktarda olduğu çok önemli faktörler. Artık bir şey daha var. Bunu nasıl hazırladığımız. Yani evet sebze meyve tüketelim ama mevsiminde sebze meyve tüketelim. Sebzeyi iyi yıkayalım. Veya sebzeyi çok fazla haşlayıp suyunu dökerek var olan yararlı vitaminlerden yararlı vitaminleri kaybetmeyelim. Yani bir pişirme yöntemleri eğitimi de artık en az sağlıklı ve dengeli beslenme kadar önemli. Hiçbir besin mucizevi değildir.
her yıl haberlere baktığınızda farklı besinlerin mucizevi gibi gösterildi. Bu brokoliden başladı, tarçına geçti. Soyalı ürünlere geçti. Her şey antioksidan. Hepsi mesela. Hepsi sanki böyle mucizeviymiş evet. gibi. Evet, doğru miktarda tüketirsek, çeşitlemenin içerisine bunları da koyarsak faydaları tabii ki var. Ama bu antioksidan, bu kırmızı renkli, bunu tüketelim. Bu vitamin var, şu vitamin var. Hepsini doğru miktarlarda tüketmek önemli. Bir de bizim sağlığımıza uygun mu? X bir besin çok iyi olabilir ama bizim sindirim sistemimiz için sıkıntı yaratabilir. Birazcık da kendi vücudumuzu tanımamız önemli. Tabii şuradan herhalde bunu da çıkarmamız gerekiyor. Bir başka ülkenin diyetini alıp yaptığımız zaman o bize her zaman uymuyor. Çünkü bizim bağırsak sistemimiz, genetik yapımız, bugüne işte kadarki toprağımız, beslenmemiz. Evet, daha önce çocukluktan itibaren gelen alışkanlıklarımızla o yapılan diyet her zaman örtüşmüyor. İşte kesinlikle. Herhalde orada da bir takım sorunlar çıkıyor. Oradan ipucu alabiliriz. Evet. Yani evet, soyalı besinler çok önemliymiş. Östrojen kaynağıymış. Bunu alabiliriz bilgi olarak. Haftada 2-3 kez tükettiğimiz sütün soya sütü olmasına da dikkat edebiliriz. Ama bir diğer taraftan başka bir habere baktığınızda genetiği değiştirilmiş organizmalar. Evet. Hani çok doğru mu GDO'lu besinler evet. tüketmek diye başka bir tartışma noktası var. O yüzden kendi vücudumuzu tanımak, bizim vücudumuzun neleri eksik, benim neye ihtiyacım var, demirim mi düşük? O zaman demir kaynaklarını tabii ki okurken daha dikkatli okumak. Ama medya bu noktada bazen daha ters etkilere sebep olabiliyor. Çıkan haberin kimden, bu demeci kimin verdiği, uzmanlık alanının ne olduğu ve neye dayanarak bu demeçte evet. bulunduğuna dikkat edip ona göre uygulama kararı alırsak daha faydalı olur. Bir kere olur. Bu işin uzmanına herhalde danışmak. Kesinlikle, yani bir her şeyden önce çıkıp beslenmeyle ilgili bir öneride bulunmuşsa bunun doğruluğunu bir başka kaynakta da rastlayabiliyorsak o zaman kanıtlamış evet. sayabiliyoruz. Evet. O zaman tabii şunu mu söyleyebiliriz? Tek tip bekere, tek tip beslenmekten kaçacağız değil mi? Kesinlikle. Sadece et ürünleri, hı-hı. sadece karbonhidrat. Bunun ne gibi sakıncaları var? Biraz ondan bahsedelim. Çünkü tabii ki. Bu en çok yapılan herhalde hatalardan biri. Değil mi? Tek tip bir diyet işte sebze meyve evet. ağırlıklı besleniyorum. Ya da protein ya da karbonhidrat. Veya sadece protein ağırlıklı besleniyorum. Kendimi tok hissediyorum ama kilo veremiyorum gibi. Şunu bilmemiz gerekir. Tüm besin grupları, mesela protein grupları, süt, et, yumurta. Bunlar hayvansal kaynaklı proteinler. Ama bunun yanında bir de kuru baklagiller grubumuz var. Bitkisel kaynaklı protein. Bizim bunları, yani biz protein kaynaklarımızı sadece hayvansal kaynaklardan karşılarsak doymuş yağ alımı daha fazla olmakta. Halbuki bizim posaya da, life de ihtiyacımız var. Bunu hem bitkisel kaynaklı proteinlerden hem sebze ve meyvelerden karşılayabiliyoruz. Günlük vitamin ve mineral ihtiyacımızı sebze ve meyve tüketerek karşılayabiliyoruz. Bunun yanında su çok önemli. Günlük evet. su ihtiyacımızı karşılamamız. Son zamanlarda onunla da ilgili çok değişik yazılar, literatürler okuyoruz. Suyun işte 3 litreden fazla alınır ya da o kadara gerek yok. Şimdi bazı şeyler, kaynaklar der ki suyu sadece su olarak 3 litre hesaplayın, evet. gerisini almayın. Bazı kaynaklarda der ki su bütün aldığınız gün boyunca sebzeden, meyveden, işte çorbadan aldığınız suların miktarıdır. 3 litre. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Biz şöyle öneriyoruz. Sıvı hesabı yaparken hı hı. tükettiğimiz çorba, muhallebi, içecek, diğer tüm içecekler içerisinde ama aldığımız kalori, enerji miktarı başına hı hı. 1 mililitre su öneriyoruz. Su. Ben günde 2000 kalori besleniyorsam 2000 mililitre, yani 2 litre kadar hı hı. su tüketmem su gerekir. Bunun yanında su tutma özelliği yüksek olan besinler de var. Yani tuzlu besinler veya kafein hı hı. tüketimi. Bunlar su tüketimi ihtiyacını evet. artıran faktörlerdir. Gün içerisinde ne kadar çok kahve içerseniz o kadar çok da su içmeniz gerekir. Şimdi, tabii. Bunu devamlı vurguluyoruz. Bunların ödem tutabilme eğilimleri olduğunu, aşırı tuzlu beslenen biriyseniz normalden daha çok su tüketmeyi ve bitki çayı, çay, ayran, meyve suyunun sudan ayrı olduğu, sadece sıvı hesabında tutulması gerektiğini söylüyoruz. Dengeli beslenme noktasında karbonhidrat olayı bizim için çok sıkıntı. Özellikle kendi başına diyet yapan veya bilinçsiz diyet yapan kişilerin karbonhidrat grubunu kısıtlama yönünde eğilimleri var. Yani işte patates, pilav, makarna tüketmez.
ekmek tüketir. Tamam, yine aynı enerjiyi alırsınız ve hepsini elimine etme eğilimleri vardır. Günlük enerjimizin %50'sinin karbonhidratlardan gelmesi gerektiğini, vücudun direkt kullandığı enerji kaynağının karbonhidrata olduğunu vurguluyoruz bu hasta grubuna. Tek yönlü beslenme bize ne getirir? Metabolizma hızımız düşer. Ya da ne götürür? Ne götürür? Metabolizma hızımızı evet, götürür. Evet. Çok daha yavaş bir çalışan vücudunuz olur. Kilo vermeniz zorlaşır. Herhangi bir rahatsızlıktan kurtulma süreniz çok daha uzun olur. Bağışıklık sisteminiz çöker. En önemlisi çünkü dengeli beslenmemek bizim bağışıklık sistemimizi çökerten bir faktör. Kendinizi daha halsiz hissedersiniz. En büyük risk faktörü ekmek grubunu kısıtladığı zaman hipoglisemi olabiliyor. Kan şekerimiz düşebiliyor. Genetik bir diyabet hikayeniz varsa diyabetle karşılaşma riskiniz artmış. Yani genetik hastalıkların gün yüzüne çıkma faktörü, risk faktörünü de artırmış oluyoruz. Evet. Aslında siz diyabet deyince aklıma hemen şu geldi. Tabii baştan da söylediniz, uzun süre işte akşam yeme. Fakat çok uzun süre açlık da, değil mi? Kan şöyle bir şey olur. Çok uzun çok ciddi sorunlar süre yaratıyor. Besin tüketmediğimizde hipoglisemi olur. Kan şekerimiz düşer. Evet. Ardından aşırı bir enerji alımıyla biz kan şekerini aşırı yükseltmiş oluruz. Zaten tüm rahatsızlıklarımızın sebebi bu dengesizlikler. Aynen bir hipertansiyondaki gibi. Tansiyonu düşer. Tuzlu ayran tüketir, tekrardan yükselir. Yükselir çok ama hızlı. Tuz bu arada bir kardiyovasküler hastalığı varsa bu sefer onu tetikler. Aynen öyle. Yani bunlar... bizim için denge çok önemli. Bu dengeyi de az az ve sık sık beslenerek, porsiyon kontrolünü yaparak ve dengeli beslenerek en azından beslenme kısmını bu şekilde halledersek bu iniş çıkışları bir miktar minimize etmiş olabiliyoruz. Evet. Şimdi tabii bu hemen bir günde beslenme alışkanlıkları ortaya çıkmıyor. Çocukluktan hatta anne karnından şöyle bir şeyler var, literatürlerde okuyoruz, artık son zamanlarda çok gündeme geldi. Annenin anne karnındayken çocuğun annenin yediği şeylerden de zevk aldı ve doğduktan sonra onları sevdiği yemek olarak. Kesinlikle. O kadar önemli. Yani anne daha hamilelikten başlayarak çocuğun geleceğini çiziyor bence beslenmeyle ilgili. Tabii ki hocam, son yıllardaki literatür taramalarında şunu görüyoruz. İlk 1000 gün diye bir kavram var. Anne karnından 1,5 yaşına kadarki süreçten bahsediyoruz. İlk 1000 günkü süreç, yani anne gebeyken nasıl beslenmeye başlamış, çocuk kaç kilo doğmuş, ilk 6 ay anne sütü alıp almadığı faktörler ve ardından ek besinlere başlama gibi bir tablo var karşımızda. Evet. Eskisi kadar şu inanç yok. İşte gebedir, iki kişidir, iki candır, ne isterse yesin. Bu anlayış artık yok. Daha iyiyiz, daha kilo kontrollü gidiyoruz gebeliklerde. Evet. Bu da preeklemsiler azaldı mesela. Preeklemsiler azaldı, iri bebek doğumları daha az miktarda şu anda. Evet. Veya en iyisi bence artık bir gebelik diyabetini algılayabiliyoruz. Bebeğin risk faktörlerini bu şekilde algılamak önemli. Biz bir sağlıklı gebelik için 9-12 kilo arası kilo kazanımı hedefi koyuyoruz. Bunun ardından bebeğin doğum ağırlığının 3 kilonun üzerinde olmasını hedefliyoruz ve ilk 6 ay anne sütü öneriyoruz. Evet. Anne sütünün yetersiz olduğu veya olmadığı durumlarda ayına uygun ek mama ama ek besinlere doğru başlamak. Evet. Yani bazen çok erken başlanan ek besinler de obeziteye neden olabiliyor. Evet. Sadece karbonhidrat ağırlıklı ek besinlere başlanılan tablolarda aynı sıkıntıyı yaratabiliyor. O yüzden ek besinlere başlama tablosu mutlaka hem çocuk doktoru hem de diyetisyen tarafından önerilmeli. Evet, çocukluk dönemi beslenmesine biraz sonra devam edeceğiz. Kısa bir aramız var değerli izleyiciler. Bizden ayrılmayın. Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dünyanın hızla değişen gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan bölümleri 11 ön lisans, 36 lisans, 15 yüksek lisans
ve 5 doktora programıyla Lefke Avrupa Üniversitesi 38 farklı ülkeden 5000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Evet, yeniden merhaba değerli izleyiciler. Sayın Nazal Bardak'la obezite konusunu ve obeziteye giden yolda neler yapıp obeziteden uzaklaşmamız gerektiğini konuşmaya devam ediyoruz. Hemen evet, çocuklukta kalmıştık. Şimdi çocuklar doğru beslenirlerse ileriye dönük obezite ve bunun getireceği hastalıklardan uzak kalacaktır. O zaman çocuklarımızı nasıl besleyelim? Günümüzde çocuklar da çünkü çok obez bir yapı içerisine giriyor. Fast foodlar, çok güzel reklamlardaki çikolatalar, yiyecekler. Çok cazip şeyler. Çok cazip değil mi? Onun için neler yapmamız gerekiyor çocuklarımıza? İlk olarak tabii ki söylediğimiz gibi doğumdan itibaren anne sütü alıp almadığı, doğum ağırlığı ve kilo izlenmesi çok önemli bir çocukla. Kilo alışı nasıl gidiyor çocuğumuzun ve gözlemlediğimiz herhangi bir beslenme alışkanlığı yanlışı var mı? Ek besinlere zamanında başlamak, doğru porsiyonda vermek, çocuk yedikçe besin vermemek. Hani onun tabağının belli olması, yaşına uygun porsiyonun hatta bilinmesi. Zorla vermemek değil zorla mi? Zorla vermemek. İşte evet. Bu arkandan koştu. Bunu arkadaşın için, bunu kardeşin için yok böyle bir şey. Aç çocuk her zaman yer. Yani zorlamamak lazım. Şunu da vurgulamakta fayda var. Kilo izlenimi tamamsa, olması gereken aralığın persentilin içerisindeyse çok fazla zorlamadan bırakıyoruz. Ama çeşitlilik çok önemli. Yani işte benim çocuğum sebze yemeyi sevmiyor. Bunu sevdirecek olan biziz. Belki sevdiği ve sevmediği besinleri biraz karıştırmak olabilir bazen. Ama ödül ceza yöntemini hiçbir zaman önermiyoruz. Tepki doğurabileceğini söylüyoruz. Bunun ardında fiziksel aktivitenin çocuklar için öneminden bahsedebiliriz. Fazla aldığı, sizin de söylediğiniz gibi o kadar çok reklam, o kadar çok cazip gelen alternatiflerin yanında belki fiziksel aktivite buna paralel olarak artırılabilir. Çocuğumuzla birlikte yürüyüşe gidebiliriz. Evet. Hani alımı kontrol edemiyorsak yakımı sağlamak anlamında. Bizim ülkemizde şu anda birkaç okulda pilot çalışması var. Mesela okul kantinlerinde kızartma ürünlerin satılmaması, şekerli gıdaların satılmaması gibi. Bence bu çok daha önemli. Yanımızda olduğunda kontrol edebiliyoruz ama çocuğumuzun tercihlerini şekillendirmeliyiz. Meyve yemekten zevk alması gerekiyor çocukların. Evet, genelde sebze ve yeğe yönünde çok zorlanıyorlar ama sanırım bu evdeki beslenme alışkanlığının da rolü çok önemli değil mi? Yani ben anne baba olarak sebze pişirmediğim, sebze yemediğim bir evde çocuğumun da buna çok düşkün olmasını bekleyemem. Hani çocuğumuzun beslenme alışkanlığının ille de bizimkiyle aynı olması gerekmiyor. Onun yemesi için biz de bazı şeyleri zorlamalıyız. Evet. Artı bir de fast food zincirine hiç mi gidilmeyecek? Tabii ki gidilecek. Ama şunu öğretebilirim. Hamburgeri yediği zaman kızarmış patatesini de bitirmemesi gerektiğini öğretebiliyorum çocuğuma. Bir pizzayı tek başına yememesi, paylaşması gerektiğini öğretebilirim. Bunun gibi yani bence her şeyi yedirmeliyiz ama porsiyon kontrolünü sağlamalıyız. Şöyle bir yanlış var mı sizce? Şimdi anneler tabii içgüdüsel olarak çocuklarını hani sevdiği şeyleri yapmak istiyorlar. Evet. Ve annelerin şöyle bir şeyi var. Çocuğum şunu sever. Ben onu yapayım. Hayır, aslında öyle değil. Yani batılı ülkelerde de biz bunu çok görüyoruz. Evde beslenme alışkanlığı neyse çocuk da sofraya oturup ondan yemeli. Yani sen bunu yemezsin. Sana ayrı pişeyim. Çok fazla var bizde. Bu bizde çok fazla var özellikle değil mi? Özellikle büyük anne, büyük babaların baktığı çocuklarda daha çok karbonhidrat tüketiminin olduğunu gösteren çalışmalar da var. Çünkü işte çocuk sebzeyi sevmez, aç kalmasın, yanına bir patates kızartalım, bir pilav yapalım gibi uygulamalar var. Yok böyle bir şey. Var olan yemeği öğrenmesi gerekir çocuğun. Belki o oyun çok doymayacaktır. Ama bu her gün olduğu zaman onunla doymayı öğrenecektir gibi. Çok fazla alternatif sunmamak, evde yenilen yemeği yemesini öğretmekte fayda var. Dünya genelinde ya da tabii ona paralel olarak Kıbrıs'ta, bizim ülkelerimizde obez çocuk oranı, yani çocukların yüzde ne kadarı obeziteyle ya da obezite riskiyle karşı karşıya? 2008'de KKTC'de en son bir çalışma yapılmıştı. %13 bulunmuştu.
5 yaş ile 12 yaş arası çocuk dağılımında. İlkokul çağı tabii bu. İlkokullu, yani ergenliğe girmeyen dönem diye yapılmıştı bu araştırma. Ama bana sorarsanız şu anda daha fazla olduğunu düşünüyorum. Evet. Maalesef diyorum. Ama şunu da biliyoruz ki ileriye dönük yapılan çalışmalar hep çocuklar üzerinden yapılıyor. Yani bu giderek artan bir nüfusa, dünyada çünkü da obezitenin arttığını çocuklar, görüyoruz. Çocuklar ne kadar sağlıklı olursa ilerideki kronik hastalıkları da o kadar aşağı çekeriz. Tabii ki yani genetik yatkınlığımızı daha çok karşılaşıyoruz aslında. Yani obez bir çocuğun, obez bir adolesan, obez bir ergen olduktan sonraki süreçte diyabetin artık kaç yaşlara kadar çok geriye geldiğini yaşlara, görüyoruz. Evet. Eskiden hipertansif çocuk görmezken şimdi dahiliye servisine yatan çocukları görebiliyoruz. Bu tamamen bozulmuş beslenme alışkanlıkları. Çünkü dışarıda aldığımız bir kızarmış patateste aldığımız sodyum miktarı inanılamayacak kadar çok. Evet. Yani evde alıp bir tuzu dökseniz bütün yemeğe o kadar sodyum almanız mümkün değil. Çünkü kullanılan yağlar da farklı. Bir de aynı şekilde beslenme şeklinin yanında besinlerin nasıl hazırlandığı. Yani çocuğumuza tabii balık tüketiyoruz ama kızartıp tüketiyoruz. O zaman oradaki omega grubundan hiçbir eser kalmadı. Yani balık yağı diye veriyorsunuz ama hiçbiri kalmadı orada. O yüzden bence bir ailelerin sağlıklı besin hazırlamayı öğrenmesi, ikincisi çocuğun sevmediği besin yoktur yani. Bu yanlış uygulamayı ortadan kaldırması belki gerekiyor. Belki sizin de söylediğiniz gibi sunumları değiştirmek lazım. Kesinlikle. Onunla oyun yapar gibi. Değil mi? Görüyoruz internette birçok resim var. İşte havuçtan göz yapıyorlar falan. Evet. O tarz uygulamalar da pratik olabilir. Ama en önemlisi bu çocuklar okulda birçok şey yiyor. Evde yemedikleri yemekleri okulda arkadaşlarını görerek yediklerini görüyoruz. Tabii. Bir rol model söz konusuysa bu rol modelin en önemli oyuncuları anne ve babalar. Bu yüzden evde her şey pişsin. Her şey pişip her şey az da olsa yemeği öğretmemiz gerekiyor. Hiç kuru baklagille tanışmamış çocuklar var okula gidene kadar. Evet. Ki yani bu bizim için çok önemli. Dışarıda soyayı övüyoruz. Bizim ülkemizde kuru baklagiller, kuru fasulye, nohut bunun en güzel kaynakları. Evet. Hani elimizdekileri biraz kullanmayı bilmeliyiz. Evet, peki bu çocukları biz şimdi büyütelim biraz daha. Şeyler de çok artık erken görülüyor, fazla görülüyor. Çocukluk çağları demeyeyim de genç erişkinlerde kalp krizi, ani ataklar. Tabii ki o aşırı yağlanmaya yoktu. Bağlı. Evet, aşırı yağ. Çünkü aktivite problemi herhalde oluyor değil mi? Hocam hem aktivite problemi var hem de karın bölgesi yağlanma dediğimiz abdominal obezite özellikle kalp rahatsızlıkları, iç organları yağlanmaları için en büyük risk faktörü. Tabii ki karın bölgesi yağlanmanın birincil riski çok şekerli beslenmek. Yani işte biz kızartma tüketmiyoruz. Ama her gün şerbetli tatlı yiyorsunuz gibi veya ambalajlı ürünler. Tadı hep aynı olan ürünlerin içerisindeki koruyucu maddelerden tutun da içindeki şeker miktarına kadar. Karın bölgesi yağlanmayı birincil tetikleyen faktörler bu. İkincisi çok fazla karbonhidrat tüketmek, pilav, patates, makarna ağırlıklı beslenmek. Üçüncüsü de inaktif olmak. Yani o kadar çok sosyal ağlar üzerindeyiz ki o kadar çok kopmuşuz ki dünyadan. İşte eskiden anneler çocuklarını sokaklardan çağırırken şimdi sokağa çıkması için teşvik eder duruma geldi. Evet. Belki bir fiziksel aktivite, düzenli bir fiziksel aktiviteye katılmaları, işte kendi çaplarında basketbol, futbol oynamaları gibi motivasyona ihtiyaç var. Ama en önemlisi bu hazır gıdaların tüketiminin, özellikle boyalı gıdalar, şekerli gıdaların tüketiminin azaltılması. Çünkü karın bölgesi yağlanma bir de öyle kolay kolay tekrar yakması mümkün olan bölgeler değil. Bunları gözlemlememiz lazım. Karın yağlarının ileriki dönemlerde risk faktörü olduğu, kadınlarda 88 santim, erkeklerde 98 santim üzerinin risk olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Tabii bu çocuklara eğitim de vermek, yani annelere eğitim vermek lazım. Annelere, öğretmenlere. Öğretmenlere evet çünkü öğretmenler, yani biz de biliyorsunuz trafik eğitimi de o yaşlarda çok yoktur. İşte bu tür eğitimler de çok fazla yoktur. Mutlaka verilmesi gerekir. Evet. Mesela bir öğretmen çocuk sınıfındaki herhangi bir öğrencisi diyabet hastasıdır. Ve bunun komplikasyonlarını, insülin tedavisini bilmesi gerekir yardımcı olabilmesi için. Mesela doğum günü kutlaması yapılır okulda. O çocuğun pasta yiyemeyeceğini öğretmeninin bilmesi gerekir. Evet. Yani
En az, çünkü çocukların vakitlerinin yarısından çoğunun okulda geçtiğini söyleyebiliyoruz. Evet. Bu yüzden hem tabii ki ebeveynler hem de öğretmenlerin bu eğitimden geçmesi gerekiyor. Evet, peki büyüttük çocuğumuzu, geldik genç erişkin oldular. Şimdi bu dönemde tabii metabolik değişiklikler var. Tabii ki hormonal. Bu dönemdeki beslenmeler, obeziteye giden yolda neler bizi aslında zorlar? Aslında çanlar şimdi çalmaya başlar. Özellikle kız çocuklarında. Evet. İşte adet görmede gecikme veya tam tersi çok erken görmesi. Ha, bir şey var o zaman olur. Halbuki o bir şey devamlı gözünüzün önünde. Ya karın bölgesi çok yağlanmış, hormon seviyeleri bozulmuştur. Evet. Ya yanlış besleniyordur. Zaten hormonal bir değişiklik var o hormonal dönemde. Hormonal değişiklik var. Evet. Ama bence en büyük risk faktörlerinden biri. O ergenlikten sonraki, mesela üniversiteye geçiş dönemine konuştuğumuzda ve lise dönemini konuştuğumuzda içki tüketimi de işin içerisine giriyor. Enerji içecekleri işin içerisine giriyor. Evet. Çünkü ergenliğin de vermiş olduğu her şeye karşı çıkma, anne babanın her söylediğinin olduğunu düşünmeyle veya birbirlerine bir şey kanıtlama düşüncesiyle içki tüketiminin de bu bölgedeki yağlanmayı artırdığını görüyoruz. İnaktiflik daha çok ön plana, işte üniversite sınavı var, liseye geçiş sınavı var gibi artık başka stres faktörleri de göz önünde bulundurulduğundan yaşam şekilleri de değişiyor bu çocukların. Artık dışarıdaki besinlere daha kolay erişebiliyorlar. Evet. O da bir risk hazır faktörü. Geliyor, daha rahat hazır oluyor. Geliyor. Annelerin de işine geliyor bazen. Kesinlikle. Değil mi? Çalışan anneler ya da evde artık ne olacak, gelsin işte hamburger, pizza ısmarlıyoruz, ne güzel kapımıza pratik geliyor. Pide ısmarlıyoruz, i̇şte eve geliyor. Onları birazcık daha sağlıklı evet hale getirmek. Dışarıdan bir şey yenilecekse bunun ızgara bir şey olmaz. Yanında kızartmış bir şey tüketmemek önerilebilir. Veya okulda yemek yiyen bir çocuksa öğlen okulda yediğine göre akşam menüsünün tasarlanması önerilebilir. Hı hı. Ve ikinci diğer bir risk faktörümüz asitli içecekler. O kadar çok kalori var, kalori değil var mi? Şeker hocam bir de. Yani verdiği evet enerji onun şekerden gelen bir enerji. Hı hı. Direkt yağlanmanın birinci sebebi diyebiliyoruz. İçerisindeki koruyucular ayrı bir risk faktörü. Tüm bu konularda birazcık bilinçlendirmek lazım. Zaten artık ergenliğe gelmiş bir çocuğun da algı düzeyi yüksek olduğu için diyetisyenler birliği olabilir, dahiliye doktorları olabilir. Bunların devamlı belirli ışıkları yakması gerekiyor. Bence reklamları da biraz ona göre yapmak. Yani çocukları bu konuda çok özendirici değil özellikle de. Özellikle akşam yemeği saati yaklaştıkça evet, tam o saatte, hamburgerler, pizzalar televizyon ekranlarında evet, dönüyor. Evet, evet. Evet, şimdi yavaş yavaş çıkalım gene. Genç ilişkinde çanlar çaldı. Ama asıl artık ergenlik döneminde değil mi? Hücreler artık yavaş yavaş geriye dönmeye başladığı zaman şunu biliyoruz. Obezite çanları daha da giderek çalmaya başlıyor. Tabii biraz daha ilerlemiş evet durumdayız. Çünkü son yapılan çalışmalar ilk 8 yılda bizim yağ hücre sayımızın ulaşacağı noktaya ulaştığını, 8 yaşından sonra bizim sadece bu adipoz doku, yağ dokularının hacmini değiştirebileceğimizi biliyoruz. Yani aslında bizim artık ergenliğe geldiğimizde vücut yapımız bellidir. Karın bölgesi mi, basen bölgesi mi, nerenin yağlanmaya eğilimli olduğunu biliyoruz. Biz sadece bunların hacmini düşürebiliyoruz. Bu yüzden artık sadece günü kurtarabiliyoruz diye söyleyebilirim. Evet, evet. Peki sohbet çok güzel ama yine bir kısa ara verelim. Tabii ki. Daha sonra tekrar seyircilerimizle buluşuyoruz. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum. Bilimsel çalışmalarında beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Değerli izleyiciler, programımız akışına devam ediyor ve Nazal Bardak, Sayın Nazal Bardak bize
obezite. Son noktaya geldik. Son noktaya geldik. Obez oldu herkes. Yediler. Sandviçleri afiyet yediler. Afiyet olsun demek istiyorum. Hamburgerleri ama. Yediler. Kolaları içtiler. Şimdi ne yapacağız? Genelde, çok fena. Zaten genelde karşımıza gelen hasta grubu bu şekilde geliyor. Artık obezite yayılmıştır. Kendisi de bunu kabul ne etmiştir. Ne kadar obezite şeysi oranı dünyada şu anda? %22 idi 2011'de. Yani her 5 kişiden biri. Bizde yine 2008'deydi en son çalışma. %21 bulunmuştu 2008'de. Dünyadan geri kalmıyoruz yani. Kalmıyoruz. Öyle gözüküyor. Yakalıyoruz dünyayı. Her zaman öyle. Obezite şöyle yani konuştuğumuz gibi bebeklikten başlıyor. Vücudun aşırı yağlanması olarak nitelendirebiliyoruz. Karşımıza gelmiş bir hasta. Artık her şey aşikar karşımızda. Öncelikle bir dahiliye doktoruna yönlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki obezitenin birçok komplikasyonu var. Kardiyovasküler hastalıklardan, hipertansiyondan, tutun da diyabet olabilir, insülin direnci olabilir, hormon bozuklukları olabilir. Öncelikle bunları algılamamız gerekiyor. Çünkü bu sistemlerdeki herhangi bir aksaklığın hem beslenmesini etkileyecek bir faktör hem de kullanacağı bir ilacın bizim için önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Evet. Eğer dahiliye doktoru yönlendirmişse genellikle zaten orada tanısını aldığı hastalık grupları belirtilmiştir. Çok sık olarak obezite ve hipertansiyonu birlikte görüyoruz. Hmm. Tabii ki damarsal yapı bozukluğu yapı olarak bozukluğu, nitelendirebiliyoruz tabii. Bunu. Ama sevindirici yanı kilo verdikçe vücut ağırlığında düşüşü sağladıkça hipertansif bulguların da azaldığını görebiliyoruz. En azından yaşam şeklini çok fazla etkilemediğini görüyoruz. Ama damar hasarı kalır tabii ki damarlardaki. Geriye dönüşü olmayabiliyor. En azından evet. Daha ileri komplikasyonları önlemiş olabiliyoruz. Tüm kan bulgularını incelemekte fayda var. Mesela diyabet olmayabilir hasta. Diyabet teşhisi almayabilir ama insülin direnci olabilir. Karın bölgesi yağlanması, insülin hormonuna karşı bir direnç oluşturmuş olabilir. Bu da kilo vermeye etkiler. Tiroid hormonları etkilenmiş olabilir, yavaş çalışıyor olabilir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak o kişinin beslenme alışkanlıklarına paralel olarak bir beslenme düzeni. Ama yanılgı şu, işte ben diyetisyene geldim. Kurtuluyorum obeziteden. Diyetisyen kurtarmıyor burada, sizi obeziteden. Burada değil mi? Burada da bir siz karar vermek lazım. Gerekir. Evet, sizin evet. Buna hazırlıklı olmanız gerekir ve bunun bir ödev olmadığını kabul etmeniz gerekir. Bu artık sizin yaşam şekliniz olmadığı takdirde verdiğiniz kilolar evet, geri gelir. Ve birçok çalışma obez bir kişinin obez kalmasının kilo alıp ve kilo verip almasına göre daha risksiz olduğunu gösteriyor. Çok fazla kilo alıp veren kişilerde damar sıkıntılarının daha sık olduğu, hormonal bozuklukların daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu yüzden verdiğimiz kiloyu korumak çok önemli. Bir de kilo verme hızında sıkıntı yaşıyoruz. İşte bir haftada 4 kilo. İşte komşum verdi ama 4 kilo. Benim de vermem lazım. Her metabolizma kendine özgüdür. Bizim için sağlıklı kilo kaybı haftada %1'dir. Yani biz 100 kilo biriyle 80 kilo birinin aynı rakamlarda kaybını beklemiyoruz. Artı tabii ki diyet programına uymak, bunu günlük hayatımıza empoze etmek veya obezitenin yarattığı herhangi bir risk faktörü varsa bunu ortadan kaldırmak ya da komplikasyonunu önlemek. Yani sizin her bir kardiyovasküler sıkıntınız varsa sadece ilaç kullanmak ve diyet yapmak değil, fiziksel aktiviteyi eklemek. Özellikle hormonal dengenin bozuk olduğu durumlarda bu çok daha fazla etkileniyor. Çok fazla karşımıza menopoz döneminde kadınların çok fazla etkilendiğini tabii biliyoruz. Tabii ki östrojen hormonu azaldıkça metabolizman yavaşladığını, karın bölgesi yağlanmanın arttığını biliyoruz. Zaten birçok bayanın özellikle menopoz dönemi sonrası obezite ile tanıştığı veya diğer kronik hastalara tanıştığını biliyoruz. Tam bu dönemde ne yapması gerekiyor? İşte bu dönemde herhalde beslenme programına, bu dönemde değil mi? Menopoz dönemi sonrası tamam süt ve süt ürünlerini çok tüketmelerini öneriyoruz. Ama günü kurtarmak anlamında artık depo edebilecek demiş, bir yaşta tabii. Değilsiniz. Günlük kalsiyum ihtiyacınızı almanız çok önemli. Ama bir de göz ardı ettiğimiz bir faktör D vitamini. Artık D vitamini çok gün yüzüne çıkmış bir durumda. Biz Kıbrıs'ta biraz şanslıyız. En azından güneş evet, görüyoruz. Evet, D vitamininin en iyi kaynağının
proteinli besinleri aldıkça D vitaminini alıyoruz ama biz inaktif formunu alıyoruz. Güneş ışınları ile bu aktif formuna dönüyor. Hı. İşte günde 10-15 dakika güneşlenmeyi öneriyoruz çıplak teniyle. D vitamini eksikliğinin diyabete kadar gidebildiğini söylüyoruz. Biz sadece kemik ve diş sağlığı üzerine yoğunlaşıyoruz ama özellikle menopoz dönemi sonrası kadınlarda çok fazla insülin direnci ve diyabet vakası olduğunu görüyoruz. Bu bozulmuş kalsiyum ve D vitamini metabolizmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden bu dönemde takviyelerin yanında besinsel kaynaklarına yer vermek. Hemen bir şey acaba burada araya girsek mi? Şimdi D vitamini sonradan olma ne kadar yaparsın günü kurtarmak için dediniz. Evet. Bu tabii çocukluk döneminde değil mi? Doğarken veriliyor. Güneşle zaten tanışması, güneşle beraber büyümesi herhalde çok önemli. Çok çünkü önemli. Çocukları dışarıya çıkarırken çok fazla giydirmemek. Özellikle güneşle, 11 ile 1 mi? Arası günde evet. 15-20 dakika güneş ışığıyla maruz bırakmak hem karaciğer enzimlerini düzenlemesi açısından hem de diyabet ileriki yaşlarda diyabet olma riskini azalttığı için önermeliyiz. Ama biz sarıp sarmalıyoruz. Sanırım her şeyi böyle takıyoruz. Çalışmalar da var. Yani çocukluk döneminde güneş ışınlarıyla çok haşır neşir olmuş olanlar menopoz dönemini daha rahat geçiriyor. Ya da menopozdan sonraki kemik erimesi, kemik erimesi riski ilgili, daha düşük olur. Daha düşük oluyor. Yani menopoza girene kadar ki kalsiyum ve D vitamini alımı daha düzenli olan, güneşe daha çok maruz kalıp bunu aktif kullanabilen kişilerde osteoporoz riskinin daha düşük olduğunu biliyoruz. Tabii obeziteyi de etkiliyor. Mutlaka etkiliyor. Bir de zaten menopoz dönemi, menopoz sonrası kadınlardaki en büyük risk faktörü kalp hastalıkları. Çünkü biliyoruz ki östrojenin hormonu kardiyovasküler hastalıklar açısından bir koruyucu etmendir. Bunun eksikliği, düşüklüğü daha büyük bir risk faktörü. Bu yüzden bu insanların, bu kadınların daha düşük yağlı beslenmesi çok daha önemli. Çünkü zaten bir risk faktörü var. Ama bunun yanında da süt ve süt ürünlerini çok tüketelim diyoruz. O zaman nasıl? Burada işin içerisine light ürünler giriyor. Ama biz light ve diyabetik ürünleri çok karıştırıyoruz. Light ürün demek yağ oranı düşmüş demektir. İçerisinde şeker olabilir. Diyabetik kişiler bunu tüketemez der. Diyabetik ürün sadece şeker yerine içerisinde tatlandırıcı olan ama enerji içeriği yüksek olabilen besinlerdir. Bunu çok fazla diyet yapan kişilere de karıştırdıklarını görebiliyoruz. Light ürünlerde özellikle süt ve süt ürünlerini artık 5 yaşındaki çocuklarda bile önerebileceğimizi biliyoruz. Çünkü sadece yağ oranı azaltılmıştır. Ve artı parantez mesela biz kalsiyum için alıyoruz değil mi sütü? Kalsiyumun emilimi çok yağlı ortamda mümkün değil. Bu yüzden biz light süt tükettiğimizde daha çok kalsiyum almış oluyoruz aslında. Ama küçük çocuklar olduğu zaman danışan, mesela ben 7 yaşındaki bir hastama önermiştim. Ailesi dedi nasıl yani dedi. O dedi doğal bir besin değil. Hayır, oradaki sadece yağ oranı azaltılmış. Yani yaptığımız en büyük hatalar, evet önerilere uyuyoruz ama kendi durumumuzu düşünmeden uyuyoruz. Evet, menopoz dönemi bir kadın süt ve süt ürünleri tüketmeli ama light tüketmeli. Bunun yanında diğer bir algı vücut ağırlığı. İşte benim ideal vücut ağırlığım kaç, boyumdan 100 mü düşüyorum, 100 mü ekliyorum gibi değişik değişik bilgiler yayılıyor. Bizim için biz obezite tanısı da koyarken iki kriter var. Birincisi kilonuz boyunuza göre ne durumdadır? Boyumuzun karesine kilomuzu bölüyoruz. Beden kitle indeksi dediğimiz bir değer çıkıyor ve biz bunun 25'in üzerinde olmasını istemiyoruz. Eğer 30'un üzerindeyse de obez teşhisi koyabiliyoruz. Ancak ikinci bir kriter de vücut yağ miktarı. Obezite aşırı yağ birikmesidir. Şimdi kas çalışan bir kişinin vücut ağırlığı aynı olabilir sizin ağırlığınızla ama onun vücut bileşiminde kas kütlesi daha ağır olduğu için siz ona obez demezsiniz o kiloda olduğu halde. Yani vücut kompozisyonu çok önemli. Vücut ağırlığının ne kadarının kastan, ne kadarının yağdan, ne kadarının sudan geldiği en önemli kriterlerden birisi. Biz vücut yağ oranının erkeklerde %20, kadınlarda da %30'un üzerine çıkmasını istemiyoruz. Eğer bu oranların üzerindeyse, beden kitle endeksi de 30'un üzerindeyse o zaman kişi obez tanısı alıyor. Evet. Tabii bunlar demin de söylediğimiz gibi hakikaten insanların biraz eğitimle de değil mi bunları öğrenmesi gerekiyor. Kendi sağlığımızı düşünüyorsak kesinlikle bunu mutlaka bir yapmamız. Hangi bilgiye, ne, hangi zaman bilgiye ne zaman nasıl ulaşacağız? Bu da çok önemli. İşte hep baştan beri konuştuk, çocukluktan beri gelen bir eğitim ya da çevre, aile ilişkisi, okul ilişkisi bunları etkileyecektir. Obezitenin tabii bir başka şeysi daha var. Kansere davetiye çıkarıyor.
Kesinlikle, çünkü kanseri yani kontrolsüz hücre büyümesi diyebiliyoruz. Ne kadar fazla vücut yağınız varsa, ne kadar fazla vücutta hücreniz varsa o kadar risk faktörü var demektir. Evet. Zaten kişi obez nasıl olmuştur? Yanlış beslenerek olmuştur. Evet. Aşırı yağlı beslenme birinci risk faktörü. Çok fazla enerji vermek demek vücuda. Küçük bir hücreye büyümesi için enerji verdikçe, bu bir kanser hücresi ise daha çok yayılması demek. İkinci faktör, çok fazla işlenmiş besin tüketiyoruz. Et ve et ürünü diye sucuk, salam, sosis, pastırma tüketiyoruz. Bunlarla da çok seviyorlar. Çok fazla. Özellikle çocukluk döneminde biz 10 yaşına kadar çocuklara bunların tüketilmemesini öneriyoruz. Bunlar işlenmiş et ürünleri. İçerisinde nitrit gibi, nitrat gibi ağır metal içeren bileşikler var. Artı uğradıkları işlemler var paketlerine kadar. Bunlar kanserojen işte. Hepsi kanserojen. Yani biz sadece bir ara işte içindekileri okuyun. E kodu olanlar kanserojenik diyorduk. Ama o kadar fazla çok kanserojenik fazla besin var ki kullanılan. Besin işleme yöntemlerinde, işte renklendirmede, bugün tükettiğimiz, çiğnediğimiz sakızda bile birçok koruyucu var o aromayı sağlayana kadar. Belki de kanserle ilişkisi orada önemli. İkincisi de tabii ki karın bölgesi yağlanma, organların yağlanması, karaciğer, organ fonksiyonlarının bozulması. Etkiliyor. Yani öyle hastalar var ki karın bölgesi yağlanmaları o kadar fazla, karaciğer enzimleri çok yüksek. Zaten karaciğer vücudumuzun temizleyici ajanı. Evet. Siz karaciğeri bozduğunuz anda vücudun zararlı öğelerden kurtulmasını engellemiş olursunuz. Bu da zaten kanserle direkt ilişkili. Tabii bunun bir de bence başka bir yönü daha var. Şimdi ne kadar kiloluysanız kanseri tanılama da o kadar zorlaşıyor. Örneğin evet, bir meme kanserinde çünkü o kadar el iri bir şeyde, hayır, radyolojik muayenede de zaman zaman hatalar yapılabiliyor. Yani hem bu yönden hem de öbürü iki tabii yönüyle ki, çünkü biliyoruz bazı kan bulguları bize soru işareti verebilir. Ama kilolu birinde karaciğer enzimi yüksek, tamam diyoruz, iç yağlanmadandır. Ama belki de karaciğerdeki bir kitledendir. Geç bir tanıya doğru gidilebilir. O da kanser ne kadar geç tanı konursa o kadar riskli. Bir o, bir de ben şeye de takılıyorum. Çok fazla yanlış bilgi ışığında yanlış uygulamalar. İşte zayıflama hapları. Şifalı bitkiler. Biraz ondan bahsedelim. Yani o da çok önemli. Zayıflama hapı konusunda mesela birçoğun dediği bize doktorlar da öneriyor. Tabii ki doktorlar bazı noktada önermek zorunda. Acil bir operasyon varsa, çok hızlı kilo kaybı gerekliyse o durumda doktor önermişse doktor kontrolünde kullanılıyor. Gidip eczaneden bir vitamin alır gibi zayıflama hapı almanın doğru olmadığını vurgulamaya çalışıyoruz. Hem karaciğerimizi yoruyoruz boş yere, hem de bunlar dışarıdan etkilerdir. Yani siz hangi eylemi yaparak kilo vermişseniz o eylemi sürdürebiliyor olmanız gerekir o kiloyu korumak için. Yani ben o hapı içtim 6 ay zayıfladım. Sonra hapı bıraktığınızda kilo almamanız içten değil. Çünkü o hapın etkisiyle siz kilo verdiniz. Siz sağlıklı beslenmeyi öğrenerek ve enerji kısıtlaması yaparak vermediniz. İkinci bir faktör zaten kimyasal içerikler, karaciğer yağlanması, karaciğer bozulması, organ yetmezliklerine kadar gidebildiğini görüyoruz. Bir de bu hapların çok fazla su atıcı özellikleri var. Yani böbrek fonksiyonlarını da etkiliyorlar. Bir de kaybettiğiniz vücut ağırlığı yağ değil su olduğu için geri kazanımı daha hızlı oluyor. Zaten genelde bu tür uygulamaların sonunda böbrek yetmezliği ve diyaliz programlarına girmeleri zaten var. Zaten birinci iflas eden organlarımız yanlış uygulamalarda. İşte şifalı bitki denilen, tüketilen bitkilere baktığınızda hepsinin hemen hemen özelliği su atıcı olmasıdır. Bu da direkt etkilenen organlar böbrek. Tabii şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. İşte kardiyovasküler hastalığı var. Aynı zamanda obez. Ama bu arada da iyi bir takım bitkiler kullanarak zayıflama programları yapıyorlar. Şimdi bu iki ilaç tedavisiyle bitki tedavisi birbiriyle örtüşmüyor. Örtüşmüyor. Birbirlerinin tersine reaksiyon verebiliyorlar. Buna ne diyorsunuz? Çünkü neler biliyoruz ki bu bitkilerin birçoğu ödem atıcı, su atma özelliğini artırıyor. Bu da böbrekleri birebir etkileyen bir mekanizma. Çünkü emilim ve süzülüm işlemleri böbreklerden oluyor. Böbrek yetmezliğine kadar gidebileceğini söylüyoruz. Bunun yanında tabii ki kullandığımız başka ilaçlar varsa, mesela işte kan sulandırıcı ilaç kullanıp üzerine bir de bu tarz bir bitki tüketip beyin kanaması geçiren hasta gruplarıyla bile karşılaşabiliyoruz. Bizim kullandığımız ilaç olup olmadığı,
böbreklerimizin, karaciğerimizin fonksiyonlarının yerinde olup olmadığından emin olmadıkça hiçbir bitkinin mucizevi olmadığını bilmeli ve çok da kolay beslenmemize koymamalıyız. Evet, şimdi obeziteyle mücadelede birçok yöntem var gördüğümüz kadarıyla. En başta tabii akılcı yöntem can boğazdan gelir, can boğazdan da gider diyerek kendimizi tutmak, değil mi? Kesinlikle. Ama işte bu olmayınca, aktivitemiz olmayınca bir takım yollara başvuruyoruz. Bunlar da son dönemlerde çok gündemde olan bariyatrik cerrahi. Bunun için tabii diyetle beraber yapılması gerekiyor, değil mi bunun? Hı hı. Tek başına cerrahi yap ama ondan sonra cerrahi işlem bitince de yemeye devam et. Değil. Bu öncesi ve olmaz. Sonrasında da diyetisyenin rolleri var. Artı psikoloğun mutlaka ekibin içerisinde olması gerekiyor. Kişinin bundan sonraki hayatına adapte olabilmesi anlamında. Diyetisyenin buradaki görevi ilk bir ay operasyondan önce sindirim sistemini birazcık dinlendirmek anlamında. Hem düşük kalorili beslenmeyi hem biraz daha sıvı beslenmeyi öğretiyoruz. Operasyondan sonraki süreçte de yani bir aya yakın 40 güne yakın süreçte sıvı şeyler, çorba, muhallebi, meyve suyu, su tüketimi öneriliyor. Hani burada şu soru işareti var. Ben bu kadar sıkı bir diyete 2 ay uyabiliyorsam kendime özgü, birazcık daha yüksek kalorili diyetle, belki daha yavaş ama koruyabileceğim kiloları vermek daha akılcı olabilir. Bazı morbid obez dediğimiz, yani çözümlenemeyen obezitesi olan, aşırı derecede uzun yıllardır obez olan kişilerde uygulanabiliyor. Tabii ki mutlaka doktorun önermesi kontrol durumunda. Tek sıkıntı şu, çok yeni bir uygulama. Yani ileriki 10 yılda ne olacağını bilmiyoruz. Daha önceki işte kelepçe ameliyatları gibi hasta kaybedilir mi? Bu kaybedilen kilolar ne kadar sürede geri döner? Burada bir soru işareti olduğu için çok yeni, evet henüz kötü bir vaka yok. Ama bu vakaların ne kadar iyi gideceğini bilmiyoruz. Tabii teknoloji ilerliyor. Cerrahi de her zaman öyledir. Hep teknoloji ilerler. Ama şunu unutmamak lazım bence. Ne olursa olsun en iyi teknolojide bile bir cerrahi işlem bu. Yani operasyon var, anestezi var. Onun için bu cerrahi müdahale her zaman bence en son. Yani çok çaresiz durumda düşünülmeli. Yani obezite artık gerçekten ölümcül hale gelmişse, hayatınızı tehdit eden bir risk faktörü haline geldiyse zaten o zaman önerebiliyorlar. Şu anda bizim devlet hastanemizde de uygulanan bir uygulama bu. Sanırım 7 hastaya yapıldı 2 yıl içerisinde. Yeni bir dönüş yok. Şu anda çok memnunlar, çok fazla yani yarı yarıya kaldılar. Ama bunu korumak nasıl olacak onu bir görmeliyiz. Hmm. O operasyon sonrası depresyona giren 2 tanesinin depresyona girdiğini biliyoruz. Çünkü yeni vücut imajına adapte olmak sindirerek verilmediği, çok hızlı verildiği için iyi bir şey gibi düşünülür. Ama onlar için sanki böyle hasta olduk psikolojisi yarattığını biliyorum. Bu yüzden mutlaka psikologla çalışılması ve yani en son yöntemin bu olduğunu bilmeleri gerekiyor. Her konuda öyle, estetik cerrahi olarak da düşündüğünüz zaman en son, yani cerrahi işlem son olarak düşünülmeli. Hı hı. Çünkü organizmaya bir travma yaratıyor. Tabii ki. Bu travmanın farklı etkileri var. İşte obez kişilerde biraz önce siz de ifade ettiniz, karaciğerle ilgili sorunlar olabiliyor, kalp problemleri oluyor. Cerrahi her türlü işlem bütün sistemleri zaten dışarıdan etkileyen bir uygulama. Onun için bütün bu mekanizmaları çok rahatsız etmemek lazım organizmayı, değil mi? Sağlıklı iyisi, beslenelim biz, yavaş yavaş verelim. Çocukluktan itibaren akılcı bir beslenme yöntemi benimsememiz gerekiyor ki bu hallere düşmeyelim. Kesinlikle anne karnından, bilinçli anne babalarla bilinçli çocuk yetiştirmek ergenlik ve yetişkinlik. Peki son olarak değerli izleyicilerimize son mesajınız nedir obeziteyle mücadelede? Tek bir cümleyle alalım sizden. Sağlıklı beslenelim, sağlıklı yaşayalım. Obezite bizden uzak dursun. Bizden uzak olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, güzel günlerde buluşmak dileğiyle bugünkü programımızı da bitiriyoruz. Hoşçakalın.